<laughs> Uf, <uyumuş oldu>. <gülüyor> <Biliyorum>. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Her videomda böyle söylüyorum uzun bir aradan sonra uzun bir aradan sonra diyorum ama gerçekten uzun bir aradan sonra Tekrardan hoş geldiniz. Yusuf şu an arkamdaki şu arka planı yapıştırmayla meşgul ola koysun. Ben de bir girişimi yapayım. Yer fıstığının içerisinde çıkan antep fıstığı gibi giyindim geldim. Bugün sizin karşınıza bakın düştü. Arka plan düştü. Neyse orayı çok aldırmayın bana bakın. Bugün Yusuf'a dedim ki video çekelim. K-pop idollerinin İnstagramlarını inceleyelim. Hatta bunun ikinci videosunu çekelim çünkü çok fazla sevdiniz, beğendiniz ve istediniz. Ama Yusuf bugün kendini iyi modda hissetmiyormuş. Bugün böyle kamera karşısına geçebilecek kadar iyi hissetmediği için ben tek başıma yapacağım bu videoyu. Umarım beğenirsiniz, umarım seversiniz. Ee, Hazırsanız başlayalım o zaman. Böyle yapmadığım ama Instagram'ını incelememesini... Niye konuşamıyorum? Instagram'ını incelememi istediğiniz idollerin ismini yazın dedim. Ve siz de yazdınız. O zaman başlayalım. Başlıyorum. İlk, ilk olarak Exo'dan, Exo'dan Kayı ile başlıyoruz. Ben hep ona Kay diyordum. Sonradan Kayı Kayı olduğunu öğrendim. Neyse çok eski zamanlardan bahsediyorum bu arada. Kayı 12.6 milyon olmuş. Vay baya iyi. İnşallah düşmez şu perde. Kayı'nın Instagram'ına bakalım. Bu adamı tanımıyorum ama hiçbir fikrim yok. Yaşını başını almış bir abimiz ama gerçekten... Böyle herhalde sevdiği bir kişi bu kendisinin. Böyle profil <laughs> bu. Ayak <laughs> ne alaka bilmiyorum ama. Kai biraz acayip bir çocuk. Yani pek çok şeyi paylaşabiliyor. O yüzden ben ondan her şey bekliyorum. Mesela çiçekleri, böcekleri de paylaşabilir. Yarın bir gün inekleri de paylaşabilir. Veya çok cool bir fotoğrafını da paylaşabilir. Ya da, ya da çok böyle saf gibi çıktığı bir fotoğrafı da paylaşabilir. Saf gibi dedim. Hani böyle, <laughs> ben de paylaşıyorum ya bazen. Öyle şeyleri de paylaşabilir. Kayeni yani Gucci ile çok böyle şey yapıyor. Gucci'nin yüzü falan. Açık söyleyeyim ben çok Gucci'nin şeylerini beğenmiyorum ya. Ya yani siz çok beğeniyor musunuz bilmiyorum. Özellikle bu tişörtler yani pazarlarda falan satılıyor. Beleşe versinler. Beleşe alırım da normal para verip almayı şu anlık düşünmüyorum ama zamanda belki ben de öyle giyerim. Beleşe verseler. Şimdi Kayı'nın gerçekten en güzel fotoğraflarından birisi şu. Gerçekten çok seviyorum bu fotoğrafı. Çok da güzel bir fotoğraf. Yani Instagram'ı güzel mi? Güzel. Böyle farklı genelde fotoğraf çekimlerini paylaşıyor ki ben de olsam ben de fotoğraf çekimlerini paylaşıyorum. Çünkü o kadar uğraşıyoruz, gidiyoruz, ediyoruz falan filan. Çok güzel fotoğraflar çekiliyorsun. E sen onları paylaşmadıktan sonra ne anlamı kalmış? Gerçekten ben Kay'ın Instagram'ını beğeniyorum. Özellikle ona böyle çiçekli böcekli gömlekler yakışıyor. Yine Gucci'den bir gömlek. Ya yani abi adam Gucci'nin şeyi yani yüzü. O yüzden güzel bir profili var. kayının profilini çok seviyorum. Keşke birazcık da böyle bir dans videosu falan alsın diyecektim. Sanırsam bir tane atmış. Konfer, confession. Onu atmış. Ee, başka bakıyorum, bakıyorum. Bence güzel. Yani kaynin Instagram'ını şu üç kelimeyle özetleyecek olursam Beklenmedik Estetik Gucci <laughs> Bu üçüyle özetleyebilirim onu. Şimdi başka kime bakalım? Kime bakalım? Kim istemiştiniz? Lisa'yı istemiştiniz. Lisa'ya bakalım. Laliza Manoban. Manoban değil mi? Liza 56.1 milyon. Gerçekten ben de bu kadar çok takipçi ulaşmak istiyorum ama ben Instagram'da binim falan. O yüzden Instagram hesabımda beni takip ederseniz çok mutlu olurum. arkadaşlar gerçekten her videomda da bunu söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Lütfen beğeniler çok önemli çünkü etkileşim olarak geçiyor. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Lisa gerçekten güzel bir kız. Bir aralar benim de bir yasımdı. Ve seviyorum Liza'yı. Özellikle replerini çok seviyorum Liza'nın. Böyle sanırsam Vogue dergisine kapak olmuş ve onun fotoğraflarını paylaşmış ki gayet güzel. Liza gerçekten iddialı fotoğrafları da var bunun gibi. Bir çok kafasındaki şeyi beğenmesem de gerçekten güzel fotoğraflar paylaşıyor. Şu an burada bir tane kıza vardı ya Bella Porch mudur nedir ona benzemiş. Bakıyorum bakıyorum. Böyle bizim bizim yörelerden gibi giyinmiş bazen. Bazen böyle farklı. Yani güzel. Liza'yı ben seviyorum. Instagram kullanımı da gerçekten güzel. Ben aktif olan yani daha doğrusu Instagram'da aktif kullanan insanları çok seviyorum. Çünkü varsa kullanın abi. Niye kullanmıyorsunuz? Bir de şöyle bir şey. Ben eskiden böyle dizi izlediğim zamanlarda şey olurdu. İşte ünlüleri falan takip ederdim. Ondan sonra bakıyorum. Bir takip ediyorum ünlüyü. 3 yılda bir fotoğraf paylaşıyor. Ben seni niye takip ediyorum ki o zaman? Değil mi? O yüzden yani seviyorum. I love to make boys cry. Hmm. Liza'cığım sen de bayağı iddialısın. Liza güzel. Şu anlık böyle aşırı aşırı şey görmedim. Yani kötü bir fotoğraf görmedim. Aha, bunu da niye paylaşmış dediğim bir fotoğraf yok. Şöyle bir şey. Ben şu tarz Instagram'ları çok seviyorum. Mesela bazen cool fotoğrafını paylaşırsın. Bazen sevimli fotoğrafını paylaşırsın. Bazen selfie paylaşırsın. Bazen işte böyle aşırı bir dergi foto dergi kapağında çıkmışsındır. Onu paylaşırsın. Liza'da her şey var. O yüzden onu seviyorum. Mesela bu fotoğrafını paylaşmış. Bu fotoğrafta çok şirin, çok tatlı çıkmış. Şu fotoğrafta da aşırı cool çıkmış mesela. O yüzden bence gerçekten çok güzel bir Instagram kullanımı var. Kayı'ya 10 üzerinden 8. Liza'ya da 10 üzerinden 8 veriyorum. Yani bir şey bekledim. Bilmiyorum. Bir acayip bir şey bekliyorum ünlülerden ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Geçen şeyde kimi incelememiştik? Siz birkaç kişi daha yazmışsınız. Ha, NCT. NCT'yi çok seviyorum. Gerçekten çok sevdiğim ve güzel bir grup. Ama biraz kalabalık olduğu için hepsinin isimlerini bilmiyorum. Yani birkaçının ismini biliyorum. İşte Mark, Yuta, Heycan'ı çıkaramam tipini. İşte Ceyu, falan. Bu tarz şeylerin çoğunu biliyorum. Şimdi siz benden Mark'ı isterseniz Mark. Tuan mıydı Mark'ın Instagram'ı? Var mıydı Mark? Ha, On your mark. Ne biçim Instagram ismi ya? Mark Allah aşkına bari bir düzgün bir şey koysaydın. Ee, 5.7 milyon takipçisi var. Mark'ı çok seviyorum. Çok tatlı bir kişiliği var. Bu <laughs> fotoğraftan da anladığınız gibi. Karpuzlarla fotoğraf çekilmiş. İşte benim aradığım şey bu. Gerçekten aradığım samimiyet bu. Arkamda da yastık var. Ha. Siz görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir yaslanayım da. Gerçekten aradığım samimiyet bu. Çok seviyorum böyle samimi fotoğrafları. Mesela burada da sallanırken video çekmiş. Ee, cool fotoğrafları var. Gerçekten havalı çıktı fotoğraflar var. Ama NCT'nin videoları da çok güzel. Ben olsam o özellikle Boss'taki falan fotoğraflarını paylaşırdım. Gerçekten o kadar güzel sahneleri vardı ki o kliplerinin. Bilmiyorum yani ben ünlü olsam o kadar çok fotoğrafım çıkar ki böyle beğendiğim falan. O yüzden paylaşırdım. Niye paylaşmıyorlar bilmiyorum. Ama Mark'ın Instagram'ını şu ana kadar beğendim. Az önce de söylediğim gibi güzel fotoğrafları var. İşte cool çıktığı fotoğraflar var ama sevimli olduğu fotoğraflar O yüzden çok sevdim. Çok güzel bir e, Instagram kullanımı diyeyim. <laughs> çok yaşa önde. Yani dans videoları falan paylaşmış mı? Çok aşırı paylaşmamış ama ben olsam onları da paylaşırdım. Galiba ben herhalde ünlü olup da Instagram'ım olsaydı Dakika başı hikaye atardım ya. Yani bilmiyorum o kadar beğeni gelecek edecek falan filan. Ben sürekli aktif olurdum diye düşünüyorum. Marka'nın Instagram'ına profil fotoğrafını karpuzlarla olan yapmış. O yüzden Marka gerçekten 10 üzerinden 9 veriyorum ve çok sevdim profilini. markın ben şeyi görmek istiyorum. Lucas'a baktık mı? Lucas'ın var mıydı Instagram'ı? Ha varmış Lucas. Lucas'ın Instagram'ı varmış. Hmm. Lucas ne paylaşmış? Vv paylaşmış. Bu arada Vv grubundaki çocukların birkaç ço çoğunu tanımıyorum. Ten, Lucas bir tek diğerlerini tanımıyorum maalesef şu an bakınca. Ee, ondan sonra Lucas da arada güzel fotoğraflar paylaşan bir çocuk. Mesela bu fotoğrafı çok sakin, durgun, güzel bir fotoğraf. Yani bilmiyorum yani siz ne bekliyorsunuz? Bak mesela şu video çok kullandı. I feel good. Bu video gerçekten her yerde paylaşılıyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Lukas'ı çok seviyorum. Lukas benim bu arada NCT'deki bias'ım. Ama tabii bias'larımdan biri artık. O kadar çok kalabalık olduğu için kendime 3-5 tane bias bulmaya başladım diyeyim. Lukas genelde selfie paylaşmış. Buradan bunu anlıyorum altlara indiğimde. Yemek yerken falan fotoğraf paylaşmış. Elini paylaşmış, kedisini paylaşmış. Şu saça bakar mısınız? <laughs> Saçına bakar mısınız? Ya yani... yani herhalde... Ünlü olsaydım ben de böyle paylaşırdım ya. Vay. Bu fotoğraflar da paylaşmış. Bu ayı niye paylaşmış onu anlamadım. Ama ayı paylaşmış. Köpek paylaşmış. Köpeği galiba. gerçekten... That was funny. Do you know what happened? Gerçekten... Bilmiyorum farklı bir Instagram kullanımı ya. Ya bir de böyle herkesin kendi karakteri... şöyle derler ya, sosyal medyanın sizi yansıtır diye. Tabii ki de herkes de geçerli değil bu. Ama komikseniz, komik kişiliğinizi sosyal, medy sosyal medyaya yansıtmanız lazım. Mesela benim tanıdığım insanlar var. Aman Allah'ım orada çok kötü çıktım. Ay bu fotoğrafı paylaşma. Ne olur ben bak bunu paylaşma, etiket yapamam. Diyorum ki ne bu böyle sürekli her şeyinizi onu sildir, bunu sildir. Yani evet tamam sen güzel çıkmak istiyor olabilirsin. Doğal. Yani kendi bilir. Ama bilmiyorum her fotoğrafı da beğenmemek bilmiyorum ki. Yani ben mesela önüme çıkan Mesela şu an fotoğraf çekesim hikayemi paylaşırım. Çünkü o kadar da önemli değil. Çünkü insanlar size 10 saniye böyle yakınlaştırıp bakmıyorlar. Bence bakmıyor. Ben şahsen bakmıyorum insanların fotoğraflarını o kadar yakınlaştırıp. Ay 10 dakika gözünde de ne varmış. Şöyle de böyle de. Belki kızlar farklı olabilir. Orasına bir şey diyemem. Ama ve bilemiyorum ya. Bilmiyorum yani. O kadar da çok aşırı kasmamak lazım. Tabii ki de kötü çıkan şeyleri ben de bazen siliyorum ama bazen de böyle saniyesinde çekildiğim şeyleri paylaşıyorum. Çünkü ne kadar çok incelerseniz, ne kadar çok bakarsanız o kadar çok kusur buluyorsunuz kendinizde ve maalesef e, Instagram artık böyle herkes kaslı, herkes mükemmel, herkes zengin, herkes bir yerlerde hep mutlu, nasıl oluyorsa herkes mutlu öyle bir yere döndü. Bu da gerçek değil, çoğu sahte. O yüzden e, ben mesela bazen geziyorum Instagram'da moralim bozuluyor diyorum. Herkes geziyor, herkes mutlu, herkes bir şeyler paylaşıyor. Ya bu insanlar hiç üzülmüyor mu diyorum. Sonradan işte o insanlarla yüzle geldiğimde veya konuştuğumda ne kadar çok dertleri olduğunu fark ediyorum ve böyle. E o zaman niye yani niye hani anladım sadece niye sadece iyi taraflarını paylaşıyorsun? Bazen mutsuz olduğunda paylaşmalısın. Değil mi? <laughs> değil mi? Vallahi <laughs> Lucas'a da 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Hatta 9 vereyim ya Lucas çünkü gerçekten çok güzel yazılar paylaşıyor ve bayağı güzel de beğeni almış. 10 milyon olmuş Lucas'cığımız. IU'yu istemiştiniz siz benden. IU. IU'nun ismi Aa Böyle sanki random gibi ama IU 21.4 milyon olmuş. Şahsen çok fazla IU, IU, IU her yerde dolaşıyor falan. Ben IU'yu nerede duymuştum? O Jungkook var ya BTS'den. O hani IU'yu çok seviyormuş falan filan. Oradan çıkmıştı. Bu kızın bir de Baekhyun'la mı dizide oynamıştı. Orada samimi bulmuştum. Yani filmleri falan güzel, sesi güzel. Böyle minyon tipli güzel bir kız. Ama yani böyle bütün şarkılarını da bir dinledim mi? Hayır. IU'nu toplasan 2-3 şarkısını dinlemişimdir. Öyle beni çok aşırı cezbeden bir şey de yok. Bilmiyorum beni bir çekmiyor. Tatlı bir kız ama yani bilmiyorum. Yani şunu şey demek istemiyorum. Şunu aşırı abartıyorlar falan demek istemiyorum. Çünkü tanımıyorum çok fazla. İncelemedim ama sevimli bir kız. Instagramında hoş şeyler paylaşıyor. Güzel. Gerçekten prenses gibi bir kız ya. Hani böyle normal hayatta da sanki böyle çok e, iyilik sever bir insana benziyor. Bilmiyorum şuradan anladığım kadarıyla. Böyle tatlı bir kıza geldi. Benziyor. Niye bilmiyorum. İyi bir enerji aldım. Ama yani... Bazıları da ayıyo da ayıyo ayıyo da ayıyo diyorlar ya. Bilemedim ya. Tabi gerçi fan olmak başka bir şey. Sevimli bir kız işte. Kendi, dondurma kamyonumu, <laughs> <o> kamyonu mu? <laughs> Bak dondurma diyorum üstünde kafi yazıyor. Kahve minibüsü getirmişler. Bir de Kore'de de böyle şeyler var Birbirlerine yemek minibüsü, kamyon işte. Dondurma kamyonu, kahve kamyonu falan gönderiyorlar. Keşke biri de bana göndersem ama öyle bir zengin arkadaşım yok. Arkadaşlar onun Instagram'ına da 10 üzerinden 8,5 vereyim. Çok fazla incelemedim çünkü tek başıma olunca böyle konuşacak bir şey bulamıyorum bazen. Gerçi konuştum. Ama siz benim yerimde olsaydınız kaç verirdiniz Instagram'larını? Veya İsmail kesinlikle şu idolün veya şu kişinin Instagram'ını incelemelisin. Çok güzel fotoğraflar paylaşıyor. Çok güzel bir e, feed mi deniyor? O su var Instagram'ının. Aşırı eğlenceli falan dediğiniz birisi varsa gönderin. Bu arada Jackson Wang'i de yapacaktım. Jackson'ı artık bir sonraki videoda yaparız inşallah. Umarım seversiniz, beğenirsiniz videomu paylaşmayı, beğeni atmayı ve yorumlara doluşmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. WhatsApp gruplarınız, Instagram gruplarınız, Twitter'dan oradan buradan videomu her yerden paylaşabilirsiniz. Beni de takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.